bölümüyle devam ediyoruz. Questions and negatives diye bir başlık görüyoruz. Sorular ve olumsuzlar. Bakalım E bölümü bizden ne istiyordu? Circle the verbs in the questions and negative forms. Notice how the verb is different in the answers. Diyor ki bize, circle the verbs, fiilleri yuvarlak içine al. Hangi fiilleri? Sorularda ya da olumsuz formda kullanılan fiilleri. Sonra da dikkat et diyor. Fiil nasıl bir farklılığa uğruyor cevaplarda demiş. Peki, önce ikili diyaloglar var gördüğünüz gibi. Önce soruya bakalım. When did you buy those earrings? Ha, güzel. Bana diyor ki bu küpeleri ne zaman satın aldın? Biz bu kuralları biliyorduk arkadaşlar. Did varsa fiil birinci hal. Burada dikkatimizi çeken şey bu olmalıydı. Did varsa fiil birinci haldedir. Ve tabii ki olumlu cevap verirken bizim fiilimiz ne olacak? İkinci hale dönüşecek. Ve burada B'nin cevabı olumlu bir cevap olduğu için I bought them a week ago. Onları bir hafta önce satın aldım derken did olumlu cümleye giremediği için ne oldu? Bizim fiilimiz ikinci halde burada yerini aldı. Peki A'ya bakalım. Tekrardan bir diğer diyalogumuz. Why didn't you and Gita eat at home last night? Geçen gece neden senle Gita evde yemek yemediniz anlamında bize soruyor. Cevaba bakıyoruz. Because we ate in a new pizzeria called Giovanni demiş. Giovanni's. Peki. Burada da diyor ki çünkü biz yeni bir pizzacı olan Giovanni'de yedik diyor. Peki baktığımda o zaman yukarıda yine burada did var. Bu olumsuz bir soru tarzı bile olsa fiilimi yine etkiliyor. Did cümlede ise fiilim birinci halde ve cevap verirken did cümleden çıktığı için fiilim eat fiili ate olarak ikinci halde. Tekrardan A'lı B'li diğer diyaloğa bakalım. Where did your friends go last weekend? Geçen hafta sonu arkadaşların nereye gitti demiş. Did burada go fiili birinci halde. Aşağıdaki cevaba bakıyoruz. They didn't go anywhere. Hiçbir yere gitmediler. Gördüğünüz gibi olumsuz cümlede did, didn't olarak cümleye giriyor ve fiilimiz birinci halde kalıyor. O zaman buradan çıkaracağımız toplam sonuç şu. Fiilin haline baktığımızda soruda ve olumsuzda fiilimiz birinci haldedir. Olumlu cümlede fiilimiz ikinci haldedir. Buna biz kural olarak aklımıza nasıl tutmuştuk? Did varsa fiil bir, did yoksa fiil iki şeklinde bir kodlama yapmıştık. Did nerede vardı? Soruda var, olumsuzda var. O zaman fiil birinci hal. Did nerede yoktu? Olumlu cümlede yoktu. Olumlu uzun cevaplar ve olumlu cümlelerde yok. O zaman da ne oluyor? Fiilimiz ikinci hale geçiyordu. Peki, devam edelim. F bölümünde bize demiş ki, look again at the sentence in E, circle the correct answers in 1, 2, 3. Tekrardan E bölümündeki cümlelere bak ve 1'den 3'e kadar olan doğru cevapları yuvarlak içine al demiş. Yine bir kural hatırlatma bölümü. Az önce benim size yaptığım hatırlatmayı burada şimdi İngilizce olarak göreceğiz. Bir de bakıyoruz. For a past simple question. Geçmiş zaman bir soru için. We use do, does, did artı plus the infinitive verb. Ha, fiilin the infinitive yalın hali demek. Fiilin yalın hali ile yanında kullanacağımız yardımcı fiil. Tabii ki did olması gerekiyor. Çünkü diğerleri olmaz. Peki. İkinciye bakalım. İkincide ne var? For a negative in the past simple. Burada da diyor ki geçmiş zamanda olumsuz için demiş. We use don't, doesn't, didn't
Tabii ki cevabımız didn't olacak. Olumsuz cümlede geçmiş zamanda yardımcı fiilimizi didn't olarak kullanırız. 3'te bize diyor ki for questions and negatives in the past simple, geçmiş zamanda olumsuz ve sorular için we also use the past simple verb, infinitive verb. Geçmiş zamanda sorular ve olumsuz cümleler için aynı zamanda fiilin ikinci halini kullanırız ya da yalın halini kullanırız. Hangisi doğru olmalı? Yalın hal, çünkü soruda ve olumsuzda did cümleye girdiği için fiilimiz yalın halde kalmalıdır. Gördüğünüz gibi cevaplarımız bu şekilde olmalıydı. Peki, şimdi de bizden buralara was, were, wasn't, weren't yerleştirmemizi istiyor. Peki dikkat edeceğimiz şeyler ne? Tabii ki bu cümlelerde birbiriyle anlamlı bir bütün oluşturmak. Buna da dikkat edeceğiz. Birle başlayalım. Nora at the festival because she sick. Festival çünkü o hasta. Hasta birisi festivale gidebilmiş midir? Hayır, gidememiştir. O zaman burası wasn't olacak. Neden? Çünkü Nora she'dir ve gidemediği, orada bulunamadığını belirtmek için buraya koyacağımız şey wasn't olmalıdır. Peki. O zaman festivalde değilse hasta olduğu kısmı da daha mantıklı kalacaktır. Ve burası she was sick. Hastaydı. O festivalde yoktu. Çünkü o hastaydı şeklinde cümleniz ortaya çıkacak. İkinci cümleye bakalım. There are a lot of cars but there are many bicycles. Çok bisiklet. Çok araba. Ama demiş. Bu ipucu but bir taraf olumlu, bir taraf olumsuz olacağını gösteriyor. Ne diye düşünebiliriz? Çok fazla araba vardı, çok bisiklet yoktu. Ya da çok bisiklet vardı, çok araba yoktu şeklinde. Aslında burada ben ikisini de kabul ederim. Çünkü ikisi de o zıtlığa dikkat ettiğinizde ikisi de olabilir. O zaman bakıyoruz, buraya koyalım. There were a lot of cars, but there weren't. There weren't many bicycles şeklinde olabilir. Peki, neden hocam were'leri seçtin? Çünkü gördüğünüz gibi cars, bicycles, bunlar çoğul kelimeler olduğu için, çoğul isim türü olduğundan. 3'e bakıyoruz. Why? You here at 5 o'clock because I on the bus. Burası diyor ki saat 5'te burada sen neden? Diğer taraf diyor ki because I on the bus. Bu da diyor ki ben otobüste. Demek ki neden 5'te burada değildin? Çünkü ben otobüsteydim gibi bir şey çıkacak. Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor ve you gördüğümüz için burası were olmalı. Burası da weren't, pardon. Why weren't you here at 5 o'clock? Neden 5'te burada, saat 5'te burada değildin? Çünkü ben otobüsteydim. I dediği için de was tercih ettim ve anlamlı bütün oluşturduk. Peki. 4'e bakalım. The museums opened yesterday. No, they closed. Museums dediği için bir kere buraya was değil de were'lü seçenekleri düşüneceğim. Ve sonra no, they dediği için burada no olduğundan bu tarafın they ile beraber weren't olması gerektiğini yakalayacağım. Önce yakaladığım kısmı yerleştiriyorum. O zaman buraya da soru formundaki were gelecek. Dün müzeler açık mıydı? Hayır, onlar kapalıydı şeklinde. 5'e bakıyoruz. There any cake at the party? Yes, there. Peki, burada any cake demiş, burada da yes der demiş. Burada yes dediği için benim burayı yakalamam gerekiyor. Any diye sorduğu için was there any cake at the party? Partide hiç kek var mıydı diye soracağım. Yes, there was. Evet, vardı diye de cevaplayacağım. Hocam neden was?
Çünkü çocuklar burada kek sayılamayanlardan birisi. Ve ben buraya ne yapıyorum? Otomatik olarak was tercih ediyorum. Tekil kullanım olarak. Peki 6'ya bakıyoruz. You happy as a child? Çocuk olarak mutlu musun diye soracağız. Gördüğünüz gibi soru işareti var çünkü. No, I really, I very shy. Peki, o zaman no dediği için buraya ne olacak? Bir kere I wasn't. Hayır, gerçekten I wasn't really, gerçekten mutlu değildim anlamında. Peki sebebi ne bunun? Very shy, mutsuzdum. I was very shy, pardon, utangaçtım. Peki o zaman burası ne olacak you ile beraber? Were you happy as a child? Çocukluğunda, çocukken sen mutlu muydun? Ya gerçekten değildim. Yani pek değildim anlamında. Niye? Çünkü üstüne de bize bir sebep açıklıyor. Çok utangaçtım demiş. Cevaplarımızı bu şekilde yerleştirmiş olmamız gerekiyordu. Bir diğer etkinliğimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer cevapları da videonun geri kalanlarında paylaşmaya devam edeceğim. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.